bileşenleri. Uygulandığı yüzeyde film tabakası oluşturarak fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koruyan kimyasal maddelerdir ve iki tür boyadan bahsedeceğim arkadaşlarım. Su bazlı plastik boyalar, yağlı sentetik boyalar. Şimdi su bazlı plastik boyalarda çözücüsü sudur. Bu yüzden sürüldüğü yüzeyin dış ortamla, hava ile teması kesilmez. Bu yüzden zararsızdır kolay kurur. Kururken ortama zararlı madde salmaz çözücüsünden dolayı çünkü çözücüsü sudur. Yağlı sentetik boyalar çözücüsü organik madde olan tiner, alkol, toluen, ksilen gibi olan maddelerdir. Dolayısıyla çözücüsünden dolayı ortama koku bırakır, hava ile teması keser. Bu durum sağlık açısından zararlıdır. Ayrıca organik çözücülerin de sağlığa olumsuz etkileri vardır. Boyaların bileşenleri. Şimdi boyalar arkadaşlarım pigmentler yani renklendirici, bağlayıcı, reçine, çözücü ve kimyasal katkılar olmak üzere dört bileşenden oluşur. Bir çözücü inceltici. Şimdi bu önemli arkadaşlarım. Dikkat dikkat kısmı var. Boyanın kimyasal özelliklerinde değişiklik yapmadan boyayı incelten, boyanın uçucu kısmını oluşturan kimyasal sıvılardır boya akışkanlığını istenilen seviyeye getirmek için kullanılır. Plastik esaslı boyalarda inceltme işlemi su, yağlı boyalarda inceltme işlemi tiner, aseton, toluen, kısilen gibi çözücülerle kullanılır. Fakat arkadaşlarım inceltme işlemi asla kimyasal bir olay değil, fiziksel bir olaydır bağlayıcı reçine bu boyanın karakterini belirliyor arkadaşlarım. Bağlayıcılar boyanın karakterini ve özelliklerini belirler. Nedir bunlar? Boyanın diğer katmanlarla uyuşup uyuşmaması, kuruma şekli, süresi, dayanıklılığı, uygulama biçimi gibi karakteristik özellikleridir. Yani bağlayıcı reçine deyince boyanın karakteri aklınıza gelecek. Örtücü renklendirici. Bağlayıcı ve çözücü içerisinde çözülmeyen toz halindeki katı taneciklerdir. Boyaya renk vermesinin yanında parlaklık, örtücülük, fiziki ve kimyasal dayanıklılık boyaya sağladığı özelliklerdir. Kimyasal katkılar boyaya çok az miktarda girer ve boyanın istenmeyen değişimlerini önlemek, boyanın özelliklerini iyileştirmek için kullanılır. Mesela küfe dayanıklılık, akışkanlık, köpük kesiciler, antibakteriyeller, ultraviyole ışınlarından koruyucu maddeler örnek verilebilir. Renklendiricinin sahip olması gereken özellikler de sıkça sorulan soru tarzlarımızdan arkadaşlarım. Bir kere suda çözünmemeli. Yani biz boyayı sürdüğümüz zaman mesela dış cephe boyası kullandık. Yağmur yağdı, boya aktı. Tabii ki olmaz arkadaşlarım. Suda çözünmemeli. Yağlarda da çözünmemeli. Eğer mümkünse ya da çok az çözülmeli. Işık ve hava koşullarından zarar görmemeli. Sürüldüğü yeri de örtücü olmalıdır. Bazı örtücü ve renklendirici örnek olarak titanyum dioksit, çinko oksit, demir oksit, çinko kromat verilebilir. Alaşımlar İki veya daha fazla metalin çeşitli oranlarda eritilerek karıştırmasıyla oluşan homojen karışıma alaşım denir. Biz bunu biliyorsunuz kısadan metal metal karışımı diyoruz. Saf metallerin yapılarına uygun kullanım alanları vardır. Fakat biliyorsunuz alaşımlar oluşurken dayanıklılıkları artar. iletkenlikleri ne yapar arkadaşlarım? azalır. Fakat bu özellikler dayanıklılık ya da çeşitli fiziksel özellikler yönünden sınırlıdır. Yani saf metallerin durumu sınırlı. Bu nedenle metallerin kullanım alanlarını genişletmek ya da işlenmelerini kolaylaştırabilmek için farklı metaller bir araya getirilerek alaşımlar oluşturulur. Alaşımlar karışımdaki metallerin özelliklerinden farklı özellikler gösterirler. Örneğin kendilerini oluşturan saf metallere göre daha sert, dayanıklı ve parlak özelliktedirler. Bunun yanı sıra iletkenlikleri az olup kimyasal etkilere karşı daha dayanıklıdırlar. Örnek olarak çelik tencereyi vermiştik daha önceki derslerimizde. Elime noktaları bileşenlerin oranına göre tabii ki ne yapar arkadaşlarım değişmektedir. Alaşımlar iletkenlikleri ve parlaklıkları yönüyle metallere benzemektedir. Ancak alaşım oluşturan metallerden daha zor tel ve levha haline gelebilme, daha sert olma, daha kolay erime, döküme uygun olma, iletkenliklerinin daha az olması, kimyasal olaylara daha dayanıklı olma yönüyle farklılık göstermektedirler. Alaşımlar örgü boşluğu oluşması ve yer değiştirme olmak üzere iki şekilde oluşmaktadır. Bakınız örgü boşluğu ve yer değiştirme. Örgü boşluğu oluşmasında alaşımı oluşturan çözücü elementin atomları çok büyük olduğundan kristal yapıdan atomlar çıkmadan aradaki boşluklara çözünecek olan elementin atomları yerleşmektedir. Mesela çelik. Çelik oluşumunda demir atomları ile karbon atomlarının durumu burada örnek olarak verilebilir. Yer değiştirmede ise bir metalin atomları ile diğer elementin atomları yer değiştirmektedir. Çinko ve bakırdan oluşan pirinç yer değiştirme ile oluşan alaşım tipine örnek olarak verilebilir. Alaşımların üretilme nedenleri de sorulur arkadaşlarım. Metallerin fiziksel özelliklerini değiştirmek suretiyle kullanışlı hale getirmek, ürün maliyetini düşürmek, aşınmayı önlemek, dış ortamın etkilerine karşı dayanıklılığını arttırmak olabilir. Bazı alaşımların bileşimleri ve kullanım alanları. Şimdi alaşımın adı arkadaşlar. Ben size burada belirli örnekler yazdım. Mesela altın para. Alaşımda en fazla bulunan tabii ki altın olması gerekiyor. Karışma yüzdesi altın %90, bakır %10 altın paralarda kullanılır. 18 ayar altın biliyorsunuz saf altın 24 ayar altındır ki piyasadaki en iyi altın 22 ayar altındır. 18 ayar altında Tabii ki altın oranı fazla olacak %75. Bakır kullanılır arkadaşlarım %25. Yine mücevhercilikte. Beyaz altın, altın ve nikel kullanılır. Altın %65, nikel %35 oranında. Çelik, çelikte fazla olarak bulunan metal demirdir. %50'den fazla demir, %1,5 karbon, işte çivi, zincir, ray, bıçak, kaporta yapımında kullanılır. Sert demir, e, Fazla olarak tabi ki demir kullanılıyor ve silisyum kullanılıyor asit tanklarında. Manganez çeliğinde yine demir kullanılıyor. %86 oranında demir, %14 oranında mangan. Kasa ve dolaplarda nikel çeliği yine demir kullanılıyor. %94 oranında %6 oranında da nikel kullanılıyor. Asma köprü yapımında krom çeliği demir, krom ve silisyum kullanılıyor. Mutfak malzemesinde duralamin alüminyum kullanılıyor. %95 oranında bakır ve magnezyum çok az. Uçak endüstrisinde ve bisikletlerde tungsten metali, bizmut, kurşun, kalay ve kadmiyum kullanılıyor. Elektrik sigortalarında Pirinç biraz önce söyledim arkadaşlarım. Bakır çinko alışımıdır. Bakırın yüzdesi yüzde 65, çinko yüzde 35. Müzik aletlerinde, elektrik malzemesi imalatında, kapı kollarında. Bronz, bakır yine yüzde olarak daha fazladır. Bakır kalay ve çinko, madalya ve heykellerde. Mermi saçma tabii ki yüzde olarak kurşun yüzde 99,5. Arsenik yüzde 0,5 silah sanayinde. Matbaa metali, kurşun kullanılıyor. Kurşun antimon ve kalay harf dökümünde. Malgama, malgama diş dolgusudur arkadaşlarım. Ağırlıklı olarak civa, kalay, bakır, altın ve gümüş kullanılıyor. Nikrom, nikel, krom ve demir kullanılır. Ağırlıklı nikel bakınız %60 oranında. Elektrik demiri ve ızgarasında platinyum, platin ve iridyum kullanılıyor mücevhercilikte. Müzik <laughs>